Selamlar arkadaşlar, ben Ahter. 28 Şubat Salı günü yeni bir gündem yayınıyla karşınızdayım. Bugün yine Futçu Ahter moduna bürünüyorum. Biliyorsunuz aylık kapanış gelecek ve hiç hoş kapanışlar gelmiyor gibi duruyor şimdilik. Takip ettiğim bütün analistler, ayrıca benim de düşüncelerim bunlar, Mart ayının sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Mart ayı ile birlikte düşüş, Nisan başında bir resesyon beklentisi de mevcut. Nisan-Mayıs ayları daha olumsuz durumlarla karşılaşacağımız aylar olabilir. BTC şu anda güçlü dursa da diğer endekslere göre böyle bir durum gerçekleşirse Bitcoin'de tutunamayacağını düşünüyorum açıkçası. Amerikan endekslere düşerken yatırımcılar finansal piyasalardan kaçacaktır. Böyle bir durumda ilk iş riskli varlıklardan kaçmak olacaktır yatırımcılar tarafından. Son zamanlarda Çin tarafından desteklenen kriptonun güçlü kalma olasılığı tabii ki var. Ama unutmayın, en riskli varlık kripto olarak görünüyor. Akıllı yatırımcı böyle bir durumda kriptodan kaçmak isteyecektir. Ama Çin tarafından ekstrem bir para akışı olursa durum değişebilir. Bunu parantez içinde belirtmek istiyorum. İsterseniz Nasdaq, S&P, DXY grafiklerine bakalım. Bir de Hang Seng'i unutmamak lazım. Nasdaq tarafına baktığımızda dün hafta başı ile beraber bir alımla karşılaşmıştık. Yalnız bugün itibariyle tekrardan 12.000 üstünde tutunmamız bizim için önemli. 12.000'i kırmadığımız sürece Nasdaq tarafında herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Bazen basit bakmak gerekiyor. Görüyorsunuz tam net olmasa da şurada bir yükselen var. Nasdaq tarafı bu yükseleni kaybetmediği sürece, yani 12.000'leri kaybetmediği sürece kabaca bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. S&P tarafına bakalım. S&P'de de aynı bir yükselen trendimiz var ama bu çok geriden gelen bir yükselen trend. 13 Ekim 2022'den gelen bir yükselen trendimiz var. An itibariyle kırmış gözüküyoruz trendimizi. Ama bence özellikle S&P tarafında 3950 tarafının önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir deviasyon bırakıp tekrar içeri girme olasılığı var. Tabii ki videonun başında bahsettiğim resesyon ve faiz senaryolarını unutmamak gerekiyor. Burada önemli nokta 3950'ler olduğunu düşünüyorum. DXY tarafına bakalım isterseniz. DXY tarafında dün yayında belirttiğim nokta 105-300'lerin kırılmasının sıkıntılı olacağını söylemiştim. Buradan bir red yedik. Ayrıca yeşil alanla belirttiğim alanın altına sarkmamış gözüküyoruz. Eğer 104.650'lerin altında olduğumuz sürece DXY'de ben pozitif görüyorum. Ama yeşil alanın üstünde olduğumuz sürece de üst kanalı ya yani üst bandı 105-300'leri zorlayacaktır. İsterseniz bir de Hang Seng'e bakalım. Hang Seng tarafında şurada bir düşenimiz vardı. Kırdıktan sonra noktasal retestini yaptı neredeyse ve tekrar düşüşe başladı. Çin tarafının neden bizim için önemli olduğunu biliyoruz. Bahsettik defalarca. Çin, ben önemli bir nokta olan 19.780-85 noktalarının kırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü açılışla beraber tepkiyi merak ediyorum. Dün de bir tepki almasını bekliyordum ama bu noktada yanıldım. Bir düşüş gerçekleşti. Çin'den de kötü haberler geliyor. Bu durumların toparlanması için buralardan dönmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çin tarafında da durum bu şekilde. Bir diğer haberimize devam edelim isterseniz. Haber Boost'tan geldi ve Coinbase ilişkili olması önemliydi. Coinbase borsası 13 Mart 2023'te Boost alım satımını askıya alacak, yani destekleyecek anlamında. CZ'nin bir güven tazelemesi gerekiyor bence. Binance'in Boost ile resmi olarak hiçbir bağını olmadığını söylemiştik. Zaten biliyoruz ama dolaylı olarak Binance üzerinde şüphesiz ki bir baskı yaratacaktır bu durum. BNB'yi de yakından takip etmek gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir diğer haberimiz de CoinShares'in dijital para fonları haftalık para akışı raporu.
Bu haftalık yayınlanan bir rapor, geçtiğimiz hafta fonlardan 2 milyon dolarlık çıkış gerçekleşmiş ve Bitcoin fonlarından da 1,7 milyon dolarlık çıkış gerçekleşmiş görünüyor. Short Bitcoin fonlarında ise 9,9 milyon dolarlık giriş olduğu görünüyor. Yani kısacası piyasa olumsuz bakıyor, bakmış diyebiliriz geçen hafta için. İncelemek isteyen CoinShares'in sitesinde bulabilir bu raporu. Şöyle ben kısaca nasıl olduğunu belirtmek için sizlere göstereyim burada. Bir diğer haberimiz de günlerdir beklediğimiz, aylardır beklediğimiz Ethereum'un Şangay güncellemesi öncesi haberlerle ilgili. İkinci Ethereum Testnet Şangay Hard Fork'una başarıyla simüle ediliyor şeklinde bir haber. Sepolio Test daha stake edilen Ethereum para çekme işlemlerini başarıyla işlemeyi başardı. Guali Test ağında Şangay yayına girmeden önce planlanan bir test daha var. Bu testinde Mart ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da bir diğer haberimiz. Dilerseniz grafiklerimize bakalım tekrardan. Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin'de dün özellikle dün sabahki çektiğim videoda 22.800 ve 23.708 bandının önemli olduğunu söylemiştim. Fiyat buralardaydı. Şu tepkinin de yetersiz olduğunu, tepki olarak nitelendirmek için bu tepkiyi en azından 22.700, 22.800 bandının kırılması gerektiğini söylemiştik. Şurada 5 dolarla yanıldım. Buradan bir düşüş sergilendi. Ama hala Bitcoin'e baktığımızda yine söylüyorum bazen basit düşünmek gerekiyor. Bir yükseleni var. Bu yükseleni koruyor. Kırılmadığı sürece bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bitcoin için önemsediğim nokta alt tarafta 22.900'ler, 900-800 bantları. Yukarıda ise aynı şekilde 23.900, 24 bandı, özellikle 24.200 üstüne atarsak bizim için pozitif olacağını düşünüyorum. Ama biraz önce belirttiğim senaryolar gerçekten sıkıntılı bir duruma bizi sokuyor. Bu durumu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum kendi adıma. Ethereum tarafına baktığımızda Ethereum'da da aslında dünkü grafiğimiz güzel çalıştı. Ethereum'da ben özellikle 1660'ı önemsediğimi söylemiştim. 1660'ın kırılması gerektiğini söylemiştim pozitif düşünmemiz için. 1660 kırılımı bizi 1700 noktalarına götüreceğini söylemiştim. 1700'ün ne kadar önemli olduğunu zaten biliyoruz. Yine bir yükselenimiz var. Güzel bir yükselen trendimiz kırılmaması gerekiyor. Ayrıca alt tarafta baktığımız zaman 1590-1580'ler ve en sonda 1560-1560 noktasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ethereum tarafında da. Ethereum Bitcoin'e bakalım. Bakın aynı şekilde burada da bir yükselenimiz var. Dün yayındayken 70'lerde fiyatlanıyorduk. 70'in ne kadar önemli bir nokta olduğunu biliyoruz. Bu noktanın kırılmasıyla altcoin'lerde biraz rahatlama olabileceğini söylemiştik. Denedi, çok kez denedi. Ama iğneleme olarak kaldı bu hareketler. Kıramayınca ne olacağını biliyoruz. Bir düşüş sergiledi Ethereum Bitcoin'de. Yine söylüyorum 0.070'ler önemli. Özellikle 0.72'lerin Ethereum Bitcoin'de önemli olduğunu düşünüyorum. Güncelleme haberiyle beraber bu oranın çok bozulmaması gerekiyor. Ayrıca Çin'den gelen alımlarla Bitcoin dominansının da ne kadar yükseldiğini biliyoruz. Bu rasyonun bozulmaması gerekiyor. Olumlu düşünebilmemiz için en azından 0.070 üstüne atmamız gerekiyor diye düşünüyorum Ethereum Bitcoin tarafında da. Geçen hafta çokça bahsettiğimiz ETC grafiğine bakalım bir de isterseniz. ETC'de güzel bir fiyatlama yakalamıştık. Güzel bir kar oranımız olmuştu. Ethereum'daki güncellemeden sonra bunun ETC'ye etki edebileceğini zaten
söylemiştik biliyorsunuz bu durumu da. Burada önemli olan nokta, benim yine bir range hareketim var biliyorsunuz. Alt noktasının kırılmaması gerekiyor. Bakın yine bir yükselenimiz var. Noktası olarak çizmesem de bir yükselenimiz var. Bunu detaylı çizebilirsiniz siz de. Buranın kırılmaması da önemli. Ama benim önemsediğim nokta özellikle 20 bin 20 dolar noktaları ETC'de. Yukarıda da kırmamız gereken noktanın 22 yüzler olduğunu düşünüyorum. ETC'de de durum bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz dün de sabah videoda paylaştım. DEDX grafiğine bakalım. Dün buradaki low temizliğinin güzel bir low temizliği olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda 20 şöyle söyleyeyim bir düşeni vardı uzun vadede baktığımızda. Bu düşenin kırılımıyla pozitif fiyatlayabileceğini söylemiştik. Dün güzel bir kar ettik. Yanılmıyorsam şuralardaydı fiyat. Neredeyse %15'e yakın bir karımız var. Değerlendiren varsa tebrik ediyorum. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Bunu da unutmamak lazım. Fikirlerimi, görüşlerimi sunuyorum. DEDX'de pozitif bakacaksak, daha da pozitif olacaksak benim önemsediğim nokta 3100 noktaları. Buranın kırılımıyla bizi yukarı atabilir DEDX'de. Ama dün özellikle grafiğimizin güzel çalışması beni oldukça mutlu etti diyebilirim. Bir de GRT bakmıştık biliyorsunuz. GRT'de de biraz yakınlaştırayım şöyle. Şöyle bir düşen kanal hareketimizin olduğunu söylemiştik. Noktasal tepki aldı. Aynı zamanda bir de yatay range'imiz var. Range'in orta noktasının önemli olduğunu söylemiştik. Orta noktadan red yemiş olarak görünüyoruz. Tekrardan 0.14'lere gelirse ben kendi adıma bir long denemesi yapmayı düşünüyorum. En kötü senaryoda 0.14 300'lerde. Eğer tekrar alt banda değerse burada da bir long denemesi yapılabilir. Deviasyon verirse de tekrar içine girerse kanalların çok daha pozitif olacaktır. Bugünlük yayınımız bu şekilde arkadaşlar. Herkese güzel, sağlıklı, bol kazançlı bir gün diliyorum. Yayınlarda tekrardan görüşmek üzere.